9 ünlünün yer aldığı Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkılar albümünde kriz üstüne kriz yaşanmış. Ünlü isimler egolarıyla Yıldız Tilbe'yi bunaltmış dersek yanılmayız herhalde. Tarkan, Ajda Pekkan, Hande Yener ve Demet Akalın gibi isimlerin yer aldığı haberimizi izliyoruz şimdi de. Kimse de beni kırmıyor. Çok teşekkür ederim buradan. Benim de sorunları yok. Önce Tarkan. Tarkan söyleyecekti albümünde. Benim bu proje albümünde. Söylemiyor. Bilmiyorum, ben de sizin gibiyim. Peki. Önce söyleyecekti, şimdi söylemiyor. Niye söylemiyorsun diye. Bilmiyorum. Mutlaka bir gerekçesi vardır tabii ki. Bir kırgınlık. Asla ne münasebet. Olabilir mi öyle bir şey? Bekletiyoruz saatlerce. Yok, kusura bakmayın ama çalışıyoruz tabii biz de. Sonra Ajda Pekkan terk etti. Daha sonra kapak krizi çıktı. Demet Akalın'la Hande Yener arasında yaşanacak polemik son anda önlendi. Sizin de proje albümünüz olacak. Hani oluyor. Hande Yener, Demet Akalın. Aynen, hepsi var. Benimle sorunları yok. Yani benimle bir sorunları yok. Beni ikisi de seviyor, ben de ikisini de seviyorum. İkisi de beni kırmıyor. Çok teşekkür ederim buradan. Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkılar albümünde ünlü isimler nasıl kriz üzerine kriz çıkarttı? Ünlülerin ego savaşı. İkisi de beni kırmıyor. Çok teşekkür ederim buradan. Benimle sorunları yok. Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkılar albümünde ünlü isimlerin egoları çarpıştı. 39 şarkıcının yer aldığı albümde kriz üstüne kriz çıktı. Albüm çalışmaları başlar başlamaz Tarkan, Yıldız Tilbe'nin projesinde yer alacağını açıklamıştı. Ama geçen zaman içinde megastar Tilbe'yi yarı yolda bırakmıştı. Tarkan söyleyecekti albümünde, benim bu proje albümünde. Söylemiyor, bu kadar. Başka bir şey yok. Bilmiyorum, ben de sizin gibiyim. Önce söyleyecekti, şimdi söylemiyor. Niye söylemiyorsun diye? Bilmiyorum. Mutlaka bir gerekçesi vardır tabii ki. Asla ne münasebet. Olabilir mi öyle bir şey? En büyük kriz ise kapak tasarımı sürecinde yaşandı. İçinde ikişer CD bulunan iki ayrı paket halinde satışa sunulan projenin kapakları yıldız şeklinde tasarlandı ve yorumcuların isimleri bu yıldızların içine yerleştirildi. Ama ünlüler isminin yazıldığı yerinden memnun olmadı. Benim ismim neden küçük, onunla beni nasıl yan yana yazarsınız gibi albümün yapımcısına şikayet telefonları susmak bilmedi. Albümün yapımcısı Cafer Özdemir'in albüm kapak tasarımını tam 11 kez revize ettirmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Yıllardır süren Demet Akalın Hande Yener polemiği de projeye yansıdı. İki taraftan da aynı CD'de olmayalım isteği geldi. Yıldız Tilbe her iki ünlüyü de memnun edecek çözümü bulmuştu. Benimle sorunları yok. Yani benimle bir sorunları yok. Beni ikisi de seviyor, ben de ikisini de seviyorum. İkisi de beni kırmıyor. Çok teşekkür ederim buradan. Yıldız Tilbe alfabetik sıralama formülü bularak Hande Yener'le Demet Akalın'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesini önledi. Sıralamaya göre Demet Akalın Volüm 1'in ilk CD'sinde, Hande Yener de Volüm 2'nin ilk CD'sinde yer aldı. Olsun mu olmasın be. Albümdeki şarkıların büyük çoğunluğunu Selim Çaldıran aranje etti. Bazı yorumcular çalıştıkları aranjörlerle ilerlemek istedi. Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'la, Ece Seçkin, Ozan Doğulu'yla çalışınca istekleri geri çevrilen bazı ünlüler kazan kaldırdı. Sanatçıların tamamına yakını şarkı sıralamalarına tepki gösterdi. Ünlüler yapımcıya biz A1 olmalıyız baskısı yaptı. İsme göre alfabetik sıra kararı alınca kriz hafif bir şekilde atlatıldı. İsminin avantajını yaşayan Aleyna Tilki'nin birinci sırada olması diğer ünlüler tarafından memnuniyetsizliğe sebep oldu.
Tarkan albümde yer almayınca Kış Güneşi şarkısı için 3 önemli isim karşı karşıya geldi. Ajda Pekkan, Hande Yener ve Nihan Ünsal aynı şarkıyı okumak isteyince savaş başladı. Şarkıyı ilk bitiren Ajda Pekkan oldu. Süperstar bu şarkıyı ilk olarak Altın Kelebek ödül töreninde seslendirdi. Yaşanan kriz yüzünden Ajda Pekkan albümde yer almaktan vazgeçti. Hande Yener ve Nihan Ünsal aynı şarkıda ısrarcı olunca bir ilk yaşandı ve Kış Güneşi iki ünlünün farklı yorumlarıyla albüme girdi. Dude.